Adem Hoca'dan herkese sevgiler. 8. sınıf öğrencilerime merhaba diyorum. Bu dersimizde cümle ögeleri gibi çok önemli bir konuyla alakalı bir test çözmeyi ve sorular üzerinde konu tekrarı yapmayı düşünüyorum. İlk sorumuzdan başlıyorum arkadaşlar. Yukarıdaki sembollerle belirtilen cümlelerin hangisinde yüklem yanlış belirtilmiştir? Şöyle hemen altı çizili kelimelere bakıyorum. Alıyorum, kömür gibiydi. Alıştığım yıllarımda tanışmıştım. Değil mi? Hemen burada bir şey dikkatimizi çöküyor. Tanışmıştım. Yüklem. Kim ben? Onunla. ne Kiminle onunla? Edat Tümleci ya da Zaf Tümleci diyelim. Üniversite yıllarımda Ha üniversite yıllarımda burada Zaf Tümleci olması gerekirken burada yüklemle beraber kabul etmiş. Ondan dolayı ne diyorum? E, denizli yanlış şık diyor. Hemen geçiyorum. İkinci sorumuza bakalım. Bahar öğretmenin tahtaya yazdığı cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi baktığımız zaman arabacı güneş batmadan köye varmak için atları hızlı sürüyordu. Burada sürüyordu yüklem tek başına. Tek kelime söz öbeği değil. Neden? Çünkü bir tamlama yok, bir bileşik fiil yok, bir deyim yok. Ondan dolayı cevap ne olması lazım? A şıkkı olması gerekiyor. Hemen üçüncü sorumuza bakıyorum. Kitap sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne görevinde kullanılmamıştır? A yüklemimiz, yargımız düştü. Düşen ne? Kitap, özne. Biliyorsunuz özneyi bulmak için kim ve ne sorularını soruyoruz. Eğer insan ile alakalıysa kim sorusunu, insanla alakalı değilse ne deriz? Bu ne deriz? Düşen ne? Kitap. B şıkkında bakın kitap tır. Buradaki kitap kelimesi ek eylemi alarak ne yapmıştır? Yüklem olmuştur. Kitap tır, güzeldir, iyidir, hoştur. Bundan dolayı kitap sözcüğü B şıkkında nedir? Yüklemdir. Cevap Bursa. Eee güneşle bakın insanı aydınlatan bir güneş komple yüklem. Çünkü bir tamlama, sıfat tamlaması. İnsanı aydınlatan bir güneş olan nedir? Kitap özne. Vardı, var olan ne? Postale gelen kutuda kitap. Kitap da burada nedir? Özledir. Cevap bursa diyorum. Evet hemen dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki sembollerle belirtilen cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmamıştır? Yemyeşil bir bahçede akşama kadar meyve topladık. Kim? Biz. Gizli özne var. Burada çalışmanız zor olduğunu bana o söylemişti. Söyleyen kim? O. Burada o açıkça belirtildiğinden açık özne, gerçek özne var. Bundan dolayı cevap. Bursa diyorum arkadaşlar. Hemen beşinci sorumuza geçelim. Necip Bey'in cümlesinin öznesi aşağıdaki de hangisi de doğru verilmiştir? Şimdi bakıyorum parçaya. Genç adamın hayalinde yıllarca üzerinde çalıştığı projeleri gerçekleştirebileceği bir iş vardı. Vardı yükle. Tamam mı? Genç adamın hayalinde vardı. Nerede vardı? Genç adamın hayalinde yer tamlayıcısı ya da dolaylı tümleç. Bakın var olan ne? Ne varmış? Bakın burada yükleme özneği böyle yakışıklı sormak lazım. Var olan ne? Yıllarca üzerinde çalıştığı projeleri gerçekleştirebileceği bir iş. Bu komple bir sıfat tamlamasıdır. Hatta de mi sağlanmış. Yıllarca üzerinde çalıştığı projeleri gerçekleştirebileceği bir iş. Hepsi sıfat tamlaması olduğundan dolayı denizli diyorum. Zaten yukarıda yer tamlayıcı da vardı. Güzel bir soru. Altıncı sorumuza bakalım. Numaralı cümleden hangisi? Yüklen birden fazla sözcükler oluşuyor. Birden fazla sözcük demek söz öbeği. Deyim olabilir. Bileşik fiil olabilir. Değil mi? Tamlam olabilir. A şıkkında artık ne mektup ne bir haber isterim. İsterim tek başına yüklem. Gelen gün ayıracak bizi birbirimizden. Ayıracak burada tek başına yüklen. Her ay mutlaka akrabaların ziyaretle bakın ziyaret etmek, teşekkür etmek, zikretmek, şükretmek, hak etmek, rica etmek bunlar nedir? Bir birleşik fiil olduğundan dolayı iki kelimeden oluşmuştur. Denizli'ye bakalım. Bana yaptığı iyilikleri unutmayacağımı ömürce unutmayacağım iyilikleri neyi iyilik unutmayacağım burada yine nedir? Tek başına yüklendi. cevap 3 nolu cümle diyoruz çünkü birleşik fiildir. Yedinci sorumuza bakalım. Soru birazcık uzun. Bu e öğrencilerden hangisinin cümlesi özne ve yüklemler oluşmuştur? Arkadaşlar özne ve yüklemler oluşmuş diyorsa büyük ihtimal arkadaşlar nedir burada bir tamlama söz konusudur. Tamlama vardır. Hemen bakıyoruz. E, Erçil'in nedir cümlesinden? Toplumun büyük kesiminin vakit geçirme aracı televizyondur. Burada arkadaşlar yargı hangisi? Televizyondur. Eke almış yüklem. Bakın yükleme güzel soru sormamız lazım. Televizyon olan ne? Bakın olan nedir? Nedir? Nedir televizyon? Toplumun büyük kesiminin vakit geçirme aracı. Bu hepsi birden özne. Cevap bu diyoruz. Ama biraz şöyle bilgi vermek istiyorum. Bakın biraz dil bilgisi üzerine duralım. Toplumun neyi aracı? Toplumun aracı bir tamlama değil mi? Okulun kapısı gibi. Ali'nin defteri gibi. Toplumun aracı. Nasıl araç? Büyük kesiminin vakit geçirme aracı. Yani bu bir araya kelimelerin girdiği bir isim tanıması olduğundan dolayı bunu ayıramayız. Toplumun aracı, toplumun büyük kesimlerinin vakit geçirme aracı özne ve yüklemden oluşmuştur diyoruz. Mesela istiyorsanız bakalım diğer. Mesela Kayra ne demiş? Oğuz Atay tutulamayan romanıyla tanınmıştır. Tanınmıştır yüklem. Tanınan Oğuz Atay ne ile tanınmış? Roman ile. Edat tümleci ya da biz buna 8 sınıflarda zarf tümleci diyoruz. Bakın burada zarf tümleci var. Ceviz Ağacı'nın altındaki sedirde yatıyordu. Nerede? Ceviz ağacının altındaki sedirde burada bir dolaylı tümleç var. Bu dolamaz. Babam tren penceresinden el sallarken ağlıyordum. Kim ben? Ne zaman? Babam tren penceresinden el sallarken hepsi birden zarf tümleci. Bundan dolayı cevap ne dedik? Elçil yani aşıkı demiştik. Özlere yüklemden oluşmuştur. Hemen 8. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisine altı çizili sözcük yüklem görevinde kullanılmamıştır? Geceleyin bir ses böler uyku mu? Böler tek başına yüklem değil mi? Çünkü bir deyim değil, bileşik fiil değil, değil, böler. Tek başına yüklem doğru. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Çıkacaksın. Tek başına yüklemdir. Ak düşmüş saçlarımla tanıdı beni. Bakın her zaman söylüyorum cümleyi vurgulu anlayarak okumak lazım. Ak düşmüş saçlarımla tanıdı. Buradaki yargı tanıdı. Kim o? Kimin tanıdı? Beni nesne. Ne ile tanıdı beni? Ak düşmüş saçlarımla. Ne ile? Sorusunun cevabı neydi? Edat tümleci desek de 8. sınıfın kül edatını biz buna zaf tümleci diyoruz. Bundan dolayı cevap C şıkkındaki düşmüş edat tümeci içerisinde bir kelime. Zaten fiilimsi. Çocukluğum geliyor. Gözlerimin önüne geliyor. Tek başı nedir burada? Yüklemdir. Bundan dolayı cevap C şıkkı diyoruz. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Hangisinin yüklemi isim tanıması? Bakın isim tanıması neydi? Okulun kapısı, Ali'nin defteri değil mi? Şimdi A şıkkında yüklem hangisi? Kitapta yer alan üç hikayede birbirinden güzeldi. Güzeldi. Tek başına güzeldi. Hatta bu adlaşma sıfat değil mi? Bundan da A şıkkında bir defa tamlama yok. Sefiller romanı tamlamadır ama özne gibi duruyor. İlk okuyuşumda beni çok etkilemişti. Yüklem hangisi? Etkilemişti. Yüklem burada ne de? Tek başına kelime olamaz. Bakın B şıkkında burada bir oyun yapmışlar. Tuzak kurmuşlar. İsim tanımasını özne olarak yapmışlar. Buna dikkat ediyoruz. Topluma doğru yolu göstermek sanatın görevidir. Burada yüklem hangisi? Sanatın görevi. Bu bir yargıdır. ekeylem eylem alarak yüklemdir ve isim tamlamasıdır belirtisiz isim tamlaması bundan dolayı cevap C şıkkı. Denizli'ye de bakalım. O yıllarda gazetede yayınladıklarım kısa denemelerdi. Bakın bu cümlenin yüklemi kısa denemelerdi. Yüklem ama ne tamlaması kısa denemeler sıfat tamlaması. Bundan dolayı aman dikkat ediyoruz. Denizli'de yüklem tamlamadır ama sıfat tamlaması. Cevap C şıkkı diyorum. Hemen 10. sorumuza bakalım. Hangisi Sadece yüklemden oluşmuştur. Arkadaşlar sadece yüklem diyorsa bilin ki o da bir ihtimal bir tamlama vardır. Bir sözü beyi vardır. Ya da sadece özde ve yüklem diyorsa. Şimdi hemen okuyorum. O yıllardan aklımda kalan komşularımızdan biri de Huriye teyzedir. Şimdi Huriye teyzedir yüklem. Bak Tamam mı? Huriye teyzedir yüklem. İsimdir ve ekeylem almıştır. Huriye teyze olan kim? Bakın kim ve N sorusunu güzel sormamız lazım. Huriye teyze olan kim? O yıllardan aklımda kalan komşularımızdan biri de nedir? Hepsi birden özne. Bu cümlede özne ve yüklem vardır. Bundan dolayı aşık olamaz. Aman dikkat. İkiye bakalım. Hayat dolu insanlara daima güler yüzle yaklaşan biriydi. Bakın zaten okuduğu zaman bir akış var. Hayat dolu insanlara daima güler yüzle yaklaşan biriydi. Bakın burada şöyle dil bilgisi üzerinden biri burada isim hatta zamir. Nasıl biri? Hayat dolu insanlara daima görev yaklaşan biri. Yani demek ki bu nedir? Bir tamlamadır. Zaten sonu isimle bitmiş ve bir tamlama var. Bundan dolayı cevap Bursa diyorum. Bir nolu cümlede özne ve yüklem, iki nolu cümlede hepsi bir tamlama olduğunda hatta ne tamlaması? Bir sıfat tamlaması. Bundan dolayı Bursa diyorum. Üçe baktığım zaman annemle çok iyi arkadaşlar için sık sık bize gelirdi. Kime? Bize. Burada dolay tümleci var, zaf tümleci var ihmal etmezdi yüklem. Asla, asla kelimesi zarf tümleci, her gelişinde zarf tümleci. Bundan dolayı cevap Bursa diyor ve geçiyorum. Son sorumuza bakalım. Biz sözcüğü hangisinde yüklem? Arkadaşlar biz zamirdir, isim soyludur. Yüklem olması için ek eylem alması lazım. Yani bizdik ya da bizdi. Baktığımız zaman bir takım gerçekleri saklıyordu. Burada yüklem saklıyordu. Bizden nedir burada? Dolaylı tümleçte kimden? Bizden. Uyandırmışlar bizi uyandırmışlar. Yüklem yargı var. Bizi kimi bizi nedir burada? Nesne. O çetin savaşı kazanan bizdik. Bizdik. Nedir? Burada yüklem. Bakın şu C şıkkına dikkat edin. Ögeleri ayıralım. O çetin savaşı kazanan bizdik. Biz olan kim? Biz olan kimdir? Biz kimiz? O çetin savaşı kazanan özne. Bakın özne ve yüklem. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizden çok karıştırdığı, yapamadığı bu tip özne ve yüklemli cümleler. Biz başarabiliriz. Başarabiliriz. Yüklem kim biz? Buradaki biz nedir? Öznedir arkadaşlar. Cevap C şıkkı demiş olduk. Evet arkadaşlar 11 soruda cümle ögelerini tekrar ettik. Genelde bu sorularda özne ve yüklemi, ağırlıkla yüklem üzerine durduk. Önemli bir konuda soru çözmüş olduk. Adem Hoca her zaman yanınızda. Görüşmek üzere.